Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli Kanal 34 televizyonu seyircileri, bugünkü ayetlerle baş başa programımızda Rahman suresinin üzerinde duracağız. Konu başlığımız insanların çoğu nankördür. Rahman suresi 10. ayet. Allah yeri mahlukat için yaymıştır. Rahman suresi 11 ve 12. ayetler. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. Rahman suresi 13. ayet. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Ey insan ve cin toplulukları! Allah'ın nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Yüce Allah'ın size verdiği nimetler sayılamayacak kadar çok değil mi? Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh'dan şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Muhammed aleyhisselam Rahman suresini ashabına okudu. Ashab sustu. Hazreti Muhammed aleyhisselam buyurdu ki, neden cinlerin Rabbine sizden daha güzel cevap verdiğini işitiyorum. Hazreti Muhammed aleyhisselam ashabına Rahman suresini okudu. Ve neden cinlerin Rablerine sizden daha güzel cevap verdiğini işitiyorum. Ben ne zaman febi'eyi ala rabbüküme tükeziban ayetine gelsem, cinler ey Rabbimiz senin nimetlerinden hiçbirini yalanlamıyoruz. Sana hamdolsun, ham sana mahsustur diyorlar. Allahü Teala Rahman suresi 78 ayettir. Rahman suresi 78 ayettir. İsmini ilk ayetinden alır. Rahman suresinin 78 ayetinden 31 ayetinde Allahü Teala Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz buyuruyor. Yani bu o kadar çok mühim ki Allahü Teala Rahman suresinin 31 ayetinde aynı ayeti tekrarlıyor. Allahü Teala yeri ve göğü yaratmıştır. Yer ve gök arasında gözümüzün gördüğü ve görmediği her şeyi biz insanlar için yaratmıştır. Bizi de kendisi için yaratmıştır. Bütün nimetlerden faydalanalım ve Cenab-ı Allah'ın iyi bir kulu olalım diye. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde şöyle buyurur. İnsanların çoğu kafirdir. İnsanların çoğu fasıktır. İnsanların çoğu inkarcıdır. İnsanların çoğu ahireti inkar eder. İnsanların çoğu Allah'ı inkar eder. Böyle Kur'an-ı Kerim'de bu manalara gelen çok ayetler var. Halbuki Allahu Teala yeryüzünü ve gökyüzünü biz insanlar için yaratmıştır. Gözümüzün gördüğü ve görmediği canlı ve cansız her şeyi insanlara hizmet etmek için yaratmıştır. İnsanları da kendisi için yaratmıştır. İnsan Allah'a güzel kul olalım diye. Ama bütün dünyadaki canlı varlıklar içerisinde sadece insanların irade hürriyeti vardır. Sadece insanların seçme hürriyeti vardır. Sadece insanlar karını ve zararını bilirler. Allah-u Teala insanoğluna akıl vermiş, mantık vermiş, şuur vermiş, iyi kötüden ayırma kabiliyeti vermiştir. Peygamber göndermiştir, kitap göndermiştir. Ve
Allah-u Teala yarattığı kullarının hepsinin iyi insanlar olmasını ister. Fakat cennet de haktır, cehennem de haktır. Şeytan cennetteydi, sonsuz nimetler içerisindeydi. Fakat Yüce Allah'ın Adem'e secde et emrine karşı geldiği için ve bu konuda ısrarcı olduğu için Allah-u Teala onu rahmetinden kovdu. Şeytan cenneti gördü, Yüce Allah'ı da gördü, Yüce Allah ile konuştu. Buna rağmen Yüce Allah'ın emrine karşı geldi, Adem'e secde et emrine karşı geldi, bunda ısrar etti ve geri adım atmadı. Bunun üzerine Cenab-ı Allah onu rahmetinden kovdu. Neydi önerisi, neydi şeyin savunduğu fikir, neydi şeytanın? Dedi ki ben Adem'den üstünüm, beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Ben ateş çamurdan daha üstündür, ben çamura secde etmem dedi. Ve bu konuda çok ısrarcı oldu. Cenab-ı Allah'ın gazabını çekecek kadar ısrarcı oldu. Ve pişman olmadı, önerisinde de bu hareketinden de dolayı da geri adım atmadı. Allah-u Teala onu rahmetinden kovdu. Şeytan bir şey istedi. Dedi ki mahşer gününe kadar, yani bu dünya hayatı sona erinceye kadar bana ömür ver dedi. Hatta insanların dirileceği güne kadar bana ömür ver dedi. Ama Allah-u Teala insanların mahşer gününe kadar, hesabın görüleceği güne kadar ona ömür vermedi. Kıyametin, bu dünya hayatının son bulma gününe kadar ona izin verdi. Ne dedi şeytan? Senin dosdoğru yoluna oturacağım ve insanları kendime taraftar kılmaya çalışacağım. Senin iyi kulların hariç çoğu benim emirlerime itaat edecek dedi. Şeytan bu sözlerinden ne anlıyoruz? Şeytan cenneti gördü, Yüce Allah'ı da gördü. Ama sadece inadı yüzünden, kör inadı yüzünden ve ısrarı yüzünden cenneti tepti. Cennet hayatını terk etti. Beni ateşten yarattın demekle Yüce Allah'ın kendisini yarattığını da kabul ediyor. Mahşer gününe kadar bana izin ver demekle kıyamet gününü de kabul ediyor. Senin dosdoğru yolunun ortasına oturacağım demekle Cenab-ı Allah'ın yolunun dosdoğru olduğunu da kabul ediyor. Fakat diyor ki beni azdırmana karşılık senin dosdoğru yolunun üzerine oturacağım ve insanları kendime tabi kılacağım diyor. Yüce Allah'ın yolunun dosdoğru yol olduğunu da biliyor ve Yüce Allah niye bana Adem'e secde et dedin de beni bu duruma düşürdün? Yani sen secde et demeseydin ben de inat etmeyecektim. Secde emrine karşı çıkmayacaktım. Beni bu duruma sen düşürdün diyerek suçu da Cenab-ı Allah'a yüklüyor. Bu durumda olan her devirde öyle insanlar da olmuştur. Derler ki biz günah işliyoruz. Allah bize günah işleme gücü vermesin. Bu iradeyi bize vermesin. Öyle olmasa zaten bu dünya imtihan dünyası olmaz. Cennet de dolacak, cehennem de dolacak. Rahman suresi 12. Rahman suresi 13. ayet. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Vicdan sahibi bir insan Rabbinin nimetlerinden hiçbirini yalanlayamaz. Çünkü her şeyden faydalanıyor ve her şeyde ömür boyu, bu dünyada yaşadığı ömür içerisinde nefes alıyor, nefes veriyor, yemek yiyor, su içiyor. Yüce Allah'ın arzında geziyor. Bütün her şeyini Allah-u Teala'ya borçlu. Ama öyle bir hayat yaşıyor ki şeytanın bile ummadığı bir hayat yaşıyor ve şeytanı bile günahlarda, kötülüklerde sulluyor. Evet, şeytan Yüce Allah'ın
varlığını kabul ediyor. Yüce Allah'ı gördü, varlığını kabul ediyor. Cenneti gördü. Yüce Allah'ın yolunun dosdoğru olduğunu da kabul ediyor. Kıyamet gününü de kabul ediyor. Mahşeri hesap günü de kabul ediyor. Ama sırf büyüklenmesinden dolayı ve kibirlenmesinden dolayı her şeyi tepti ve kibri onun mahvolmasına neden oldu. Dünyamızda ve her zaman böyle insanlar da olmuştur, olacaktır. Rahman suresi 13. ayet. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Allah insanı saksı gibi kum, çamurdan yarattı. Rahman suresi 14. ayet. Allah insanı saksı gibi kum, çamurdan yarattı. Allah babanız Adem'i kurumuş bir çamurdan yarattı. Ona vurulduğunda tın tın diye bir ses işitilir. Tefsirciler şöyle der. Yüce Allah bu sürede Adem'i ateşte pişmiş gibi kuru çamurdan yarattığını, Hicr suresinde pişmiş çamurdan, değişmiş cıvık balçıktan yarattığını, Saffat suresinde yapışkan bir çamurdan yarattığını bildirdi. Ali İmran suresinde ise onu topraktan yarattığını buyurdu. Yani Hicr suresinin 26. ayetinde Allah-u Teala insanı pişmiş çamurdan yarattığını bize bildiriyor. Saffat suresinin 11. ayetinde yapışkan bir çamurdan yarattığını bize bildiriyor. Ali İmran suresinin 59. ayetinde de onu topraktan, insanı topraktan yarattığını bize bildiriyor. İnsan önce yoktu. Önce yoktu. Cenab-ı Allah sonra yani Hazreti Adem'i öyle yarattı. Çamurdan yarattı, cıvık çamurdan yarattı ve topraktan yarattı. Bizi nasıl yaratıyor Cenab-ı Allah? İlk insanın annesi babası yoktu. Cenab-ı Allah topraktan yarattı. Ama bizi nasıl yaratıyor Cenab-ı Allah? Bir damla su, bir damla kan, sonra bir parça et, sonra et kemik, sonra belli bir zaman sonra annemizden dünyaya geliyoruz. Önce bebek, sonra çocuk, sonra Yüce Allah'ın verdiği ömür kadar yaşıyoruz ve bu yaşımıza kadar geliyoruz. Yani bu safhaları insan nasıl inkar edebilir? Yüce Allah nasıl insanı yaratmışsa öyle de diriltecek. Yoktan yaratan Yüce Allah var olan cesedimizi de yaratabilir. Yoktan yaratmak, var olmak, yeniden diriltmekten daha zor bir iştir. Yeri ve göğü ve içindeki canlı ve cansız her şeyi yaratmak, ahireti yaratmaktan daha zor bir iştir. Yüce Allah kendisi için hiç de zor olmayan işler yapmış. Ahireti mi yaratamayacak? Haşa. Bizi mi yeniden diriltemeyecek? Rahman suresi 15. ayet. Cinleri de halis ateşten yarattı. Allah-u Teala cinleri de halis ateşten yarattı. Rahman suresi 16. ayet. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Yani Allah-u Teala gökleri yaratmadı mı? Yeryüzünü yaratmamış mı? İçindeki canlı ve cansız her şeyi yaratmamış mı? Bizi yaratmamış mı? Bunlardan hangisini yalanlayabiliriz? Eğer yalanlayan varsa akılsızdır ve kafayı yemiştir demek lazım. Rahman suresi 17. ayet. O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. Allah-u Teala iki doğunun ve iki batının Rabbidir. Yüce Allah ay ve güneşin doğduğu ve battığı yerlerin Rabbidir. Güneş ve ay bir hesap ile hareket eder. Mealindeki ayette güneşi ve ayı zikredince burada da onların doğduğu ve battığı yerlerin Rabbi olduğunu bildirdi bize. Güneş her mevsimde ayrı yerden doğar, ay ayrı yerde doğar. Güneş her mevsimde başka bir yerden batar, ay da başka bir yerde batar. Güneş yazın başka bir yerde doğar, kışın başka bir yerde doğar. Yazın başka bir yerde güneş batar, kışın da başka bir yerde batar. Onun içindir ki Yüce Allah iki doğunun ve iki batının Rabbidir.
Evet, dikkat edenler görmüşlerdir. Özellikle köyde yaşayanlar görmüşlerdir, görüyorlar. Yazın ilkbaharda Mayıs ayında güneş kuzeye yakın bir yerde doğar. Ama kışın aynı güneş güneye yakın bir yerde doğar. Yani yazın Mayıs ayında doğduğu, güneşin doğduğu yer ile Kasım ayında veya Aralık ayında, Ocak ayında doğduğu yer birbirine çok uzaktır. Battığı yerler de çok uzaktır. Onun içindir ki Allah-u Teala iki doğunun ve iki batının da Rabbidir. Her şeyin Rabbidir. Rahman suresi 17. ayet. O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. Rahman suresi 18. ayet. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yani insan, insanoğlu ne kadar inkarcı olursa olsun, her ay Mayıs ayında şurada doğuyor, Aralık ve Ocak ayında şurada doğuyor ve gördüğü zaman bunu inkar edebilir mi? Yani güneş yazın başka yerde doğuyor, kışın başka yerde doğuyor. Yazın başka yerde yatıyor, batıyor, kışın başka yerde yatıyor. Hiçbir insan, hayır, güneş her zaman aynı yerde doğar, aynı yerde batar diyebilir mi? Yani bunu kim inkar edebilir? Rahman suresi 18. ayet. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Allah, Rahman suresi 19. ayet. İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Rahman suresi 20. ayet. Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışamazlar. Rahman suresi 19 ve 20. ayetler. İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. Yan yana bulunan tatlı ve tuzlu iki denizi serbest bıraktı. Bunlar birbirleriyle karşılaştıkları halde birbirine karışmazlar. Her iki deniz arasında Allah'ın kudretinden bir engel vardır. Karışarak biri diğerine taşkınlık etmez. İbn-i Kesir şöyle der. Bundan maksat tatlı ve tuzlu sudur. Tuzlu olan bildiğimiz bu denizlerdir. Tatlı olan ise insanların yaşadığı yerlerde akan nehirlerdir. Allah bu iki su arasında yeryüzünde bir engel koydu ki bunlar birbirlerine karışıp birbirlerini bozmasınlar. Son yıllarda ilim adamları iki denizin birbirine karışmadığını tespit etmişlerdir. Resimleri vardır. Ve bunu geniş bir şekilde de izah etmişlerdir. İki deniz birbirine yanaşır. Birbiriyle birlikte olur. Ama o iki denizin balıkları ayrıdır. Ötekisininki ayrıdır. Ötekinin yaşayan canlıları ayrıdır. Onunki ayrıdır. Onun rengi ayrıdır. Ötekisinin ayrıdır. Onun içerisinde bitkiler tıpatıp aynı değildir. Onun bitkileri ayrı, diğerinin bitkileri ayrıdır. Ben Malatya'nın İzul Kale ilçesinin Aluşlu Kara Hüseyin köyünde dünyaya geldim. Ve çocukluğumda 8-10 sene de çobanlık yaptım. Bizim yayla yerimiz Fırat Nehri ile Pütürge tarafından gelen Şiru çayının tam birleştiği noktadaydı. Yani yayla yerimiz Şiru çayıyla Pütürge, Malatya'nın Pütürge ilçesinden gelen Şiru çayıyla Malatya taraflarından Keban Barajı'ndan itibaren gelen, ki Fırat Nehri'nin bir kolu Artvin, Erzurum Artvin arasında çıkar, ismi Karasu'dur. Bir kolu da Ağrı'da dağından çıkar, ismi Murat'tır. Keban'la birleşince Fırat ismini alır ve gelir bizim Kara Hüseyin köyünün alt taraflarında geçer. Bizim de yayla yerimiz
tam Fırat Nehri ile Şiru Çayı'nın, Kütürge'den gelen Şiru Çayı'nın birleştiği noktadaydı. Tabii Fırat Nehri ülkemizin en fazla su taşıyan nehridir. Onun içindir ki yurdumuzun en büyük barajları, örneğin Keban Barajı, Karakaya Barajı, Atatürk Barajı, Birecik Barajı, Kargamış Barajı gibi barajlar, ülkemizin en büyük barajları Fırat Nehri üzerindedir. Ve Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında 3,5-4 ay yayla yerinde kalırdık. Yayla yerimiz dediğim gibi Fırat Nehri ile Şiru Çayı'nın birleştiği yerdeydi. Şiru Çayı yukarıdan gelip de Fırat'ta karıştığı zaman biz yukarıdan gözümüzle görürdük ve bunu herkes görürdü. Şiru Çayı biraz bulanıktı, suyu az olduğu için bulanık akardı. Ötekisi biraz daha Fırat Nehri'nin suyu açıktı. Bazen kendisine karıştırmazdı o suyu. Kendisine karıştırmazdı. Ve en az 50 metre kadar, 50 metre kadar değil, 30 metre kadar, 40, 30 kilometre kadar, 40 kilometre kadar yukarıya doğru o su baraj gibi toplanır ve geriye doğru şişerdi. Belki günlerce, belki bir ay kadar sürerdi o suyun tamamıyla kendisine karışıp geçmesine izin vermezdi. Onun adeta bir duvar varmış gibi onu baraja çevirirdi. Ama sonradan sanki merhamete geliyormuş gibi yavaş yavaş ona izin verirdi ve Şiru Çayı Fırat Nehri'ne karışırdı. Ama kenarında bir yetim çocuk gibi kendisine katmazdı. O kenarında akıp öylece giderdi. Bunu herkes görmüştür. Ben de gözlerimle her sene görürdüm. Yüce Allah iki denizi de birbirine karıştırmaz. İlim adamlarımız bunu çok iyi bir şekilde günümüzde tespit etmişlerdir. Rahman suresinin 19 ve 20 Rahman suresinin 19 ve 20. ayetleri iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmazlar. Rahman suresi 21. ayet. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Rahman suresi 22. ayet. İkisinden de inci ve mercan çıkar. Denizlerde inci ve mercan çıkar. Yani bir yaratık vardır, kabuklu bir yaratık vardır denizlerde. Bu denizlerin içerisindeki bu yaratıklar o kabukları açıldığı zaman ki biraz açarlar, o deniz ürünlerinden gıdalanırlar. Ve orada karınlarında taş oluşur. O taşlar zamanla inciye döner. Evet, Allah-u Teala denizlerde inci ve mercanı meydana getirecek hayvanlar, affedersin, yaratmıştır. Belki istakoza benzer bir hayvandır bu. Ve bu hayvanın karnında inci ve mercan oluşur. İnci ve mercan da dünyanın en pahalı ziynet eşyalarındandır. Topraktan hububat, yaprak ve güzel kokulu bitkiler çıkardığı gibi suda da sizin için inci ve mercan çıkarır. Alusi isimli alimimiz şöyle der, Allah ondan razı olsun. Lülü küçük inci, mercan ise büyük incidir. Bunu Abdullah bin Abbas radıyallahu anh söylemiştir. Abdullah İbni Abbas'tan gelen rivayette ise mercan elmas ve yakut gibi kıpkırmızı mücevherdir. Ayet Yüce Allah'ın harikulade sanatını açıklamaktadır. Şöyle ki, Yüce Allah tuzlu sudan inci, yakut ve mercan gibi türlü süs eşyaları çıkarır. Tek ve ihsan edici olan Allah nuksan sıfatlardan uzaktır. Rahman suresi 23. ayet. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
Rahman suresi 24. ayet. Denizde uzun dağlar gibi yükselen gemiler de onundur. Rahman suresi 25. ayet. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Rahman suresi 26. ayet. Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Yeryüzünde insan ve diğer canlılardan ne varsa hepsi ölüp yok olacaktır. Kıyamet de budur işte. İnsanlar Hazreti Adem'den günümüze kadar suyları çoğalarak günümüze kadar geldi. Ve günümüzden mahşer gününe kadar da insanlar çoğalarak devam edecek. Ama öyle bir gün gelecek ki biz mahşer gününe, ahiret hayatına inanıyoruz. Nasıl ki Yüce Allah bu dünyayı yoktan yaratmışsa bir gün gelecek, dünyayı yok edecektir. Onun yerine bir ahiret yaratacaktır. Ve Hazreti Adem'den kıyamet sabahına kadar gelmiş ve geçmiş bütün insanları ve gelecek bütün insanları hesaba çekecektir. İyilik yapanlar, Yüce Allah'ın rızasını kazananlar cennette, Yüce Allah'ın sevmediği bir hayat yaşayanlar da cehenneme gidecektir. Allah-u Teala hiç kimsenin, hiç kimseye zulmetmez. Allah-u Teala hiç kimseye zulmetmez. Herkes bu dünyada yaşadığı ömür içerisinde yaptığı kötülüklerle kendisine zulmeder. Ama Allah-u Teala ne buyuruyor? Zilzal suresinin son ayetlerinde ne buyuruyor? Kim zerre kadar iyilik yapmışsa bunun mükafatını görecektir. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa bunun cezasını görecektir. Affedersiniz. Ama Allah-u Teala merhametlerin en merhametlisi olduğu için bir iyiliği ona katlayacak, 700'e katlayacak, hesapsız kere katlayacaktır. Ama bir kötülüğe sadece bir kötülük cezası verecektir. Bu ayette insanı biraz umutlandırıyor. Eğer iyilikler buna katlanacaksa, 700'e katlanacaksa inşallah çoğumuzun iyilikleri fazla gelecek ve burada imtihanı kazanmış olacağız inşallah. Tabii gidip ahireti göreceğiz. Ahireti hepimiz göreceğiz. Orada birbirimizi de göreceğiz. Kimin ne halde olduğunu herkes görecektir. Rahman suresinin 26. ayet. 26. ayeti. Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Rahman suresi 27. ayet. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacak. Bir tek olan azametli büyük ihsan ve ikram sahibi olan Allah'ın zatı baki kalır. Nitekim Yüce Allah mealen onun zatından başka her şey yok olacaktır buyurmuştur. Kassas suresinin 88. ayeti. Abdullah bin Abbas radiyallahu anh şöyle buyurmuştur. Vecih kelimesi baki ve sonsuz olan Yüce Allah'ın zatını ifade eder. Kurtubi de şöyle der. Allah onlardan razı olsun. Mahlukatın yok oluşunun nimeti sayılmamasının izahı ölümünde hepsini eşit tutmaktır. Ölümle ayaklar eşit olur. Ölüm fani yurttan sevap ve ceza yurduna güç sebebidir. Yüce Allah bakidir. Hiç kimse yokken o vardı. Kıyamet koptuktan sonra hiç kimse, herkes ölecektir. O ne? Bu gene baki kalacaktır. Onun içindir ki, Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın 99 ismi geçer. Buna Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ın en güzel isimleri diyoruz. Bir ismi Kur'an-ı Kerim'de geçen 99'dan bir ismi baki, bir ismi evvel, bir ismi de ahirdir. Bakidir, her zaman var olmuştur. Evveldir, hiç kimse yokken o var idi. Ahirdir, hiç kimse yokken o gene var olacaktır. Yüce Allah'tan başka herkes ölecektir. Yüce Allah mahşer günü tekrar insanları diriltecektir ve herkes yaptığının hesabını verecektir.
Oraya gittiğimizde göreceğiz, herkes de görecek. Rahman suresinin 28. ayeti. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Rahman suresi 29. ayet. Rahman suresinin 29. ayetti. Göklerde ve yerde kim varsa ondan ister. O her an bir iştedir. Göklerde ve yerde ne varsa ona muhtaçtır. Dil ile veya lisan-ı hal ile ondan yardım ve rızık ister. Her an Yüce Allah mahlukatların işlerinden bir iştedir. Bir günahı bağışlar, bir sıkıntıyı giderir, bir kavmi yükseltir, diğerini alçaltır. Tefsirciler şöyle der. Bu işler Allah-u Teala'nın yeniden yarattığı değil, mahlukat için ortaya çıkardığı işlerdir. Çünkü kalem olmuş şeyleri ve kıyamete kadar olacakları yazıp kurumuştur. Yüce Allah dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltır. Hastaya şifa verir, sıhhatlıyı hasta eder, zelili aziz kılar, azizi zelil kılar. Zengini fakir, fakiri zengin yapar. Mukatil isimli alimimiz şöyle der, Allah ondan razı olsun. Bu ayet Yahudiler hakkında inmiştir. Yahudiler dediler ki, Yüce Allah cumartesi günü hiçbir şeye hüküm vermez. Yüce Allah her ayetle onlara cevap verdi. Yüce Allah bu ayetle onlara cevap verdi. Allah-u Teala uyumaz. Allah-u Teala yorulmaz. Yüce Allah her an bir iştedir. Kiminin ruhunu aldırır, kimini yaratır, kimini zengin kılar, kimini fakir kılar, rüzgar estirir, yağmur yağdırır. İnsanların iyi olması için sebepler yaratır. Yüce Allah, Yahudiler ne demişler? Allah haftanın 6 günü çalışır, 7. gün istirahat eder, haşa. Yahudilerin bu görüşlerini Allah-u Teala bu ayetle çürütüyor. Hayır, Allah-u Teala her an bir iştedir. Her an bir iştedir. O uyumaz. Uyuma ihtiyacı da duymaz. O yorulmaz. Yorulmaz, yorulma ihtiyacı da duymaz. Ve her zaman insanları gözetleyicidir. Dünyayı idare edicidir. Her şeyi idare edendir. Rahman suresi 27. ayet. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zattı baki kalacak. Rahman suresi 28. ayet. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Rahman suresi 29. ayet. Göklerde ve yerde kim varsa ondan ister. O her an bir iştedir. O her an bir iştedir. Ramazan günüydü. Bir arkadaşla beraber camiye gittik, teravih namazı kıldık. Hocamız, camide teravih namazı kıldıran hocamız, Rahman suresiyle teravih namazını kıldırdı. Biz çıktığımızda arkadaşım dedi ki, tükezibanla başladı, tükezibanla bitirdi dedi. Ben arkadaşa dedim ki, o Rahman suresiyle teravih kıldırdı. Hocamız Rahman suresiyle teravih kıldırdı. Çünkü Rahman suresi 78 ayettir. 31 ayetinde, Rahman suresinin tamamı 78 ayettir. 31 ayetinde febi'eyyi alâ-i rabbüküme tükezziban ayeti vardır. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Tabi arkadaş ne dedi? Arkadaş dedi ki, kezibanla başladı, kezibanla bitirdi. Ben de dedim ki, hayır, kezibanla başlamadı, kezibanla bitirmedi. Rahman suresi 78 ayettir. Bu 78 ayetinin 31 ayetinde Allah-u Teala Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz buyurarak aynı 31 ayette, Rahman suresinin 31 ayetinde aynı ayeti tekrarlıyor. Yani Allah-u Teala bir misal veriyor. Yeri ve göğü kim yarattı? Sonra ne diyor?
Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Veyahut diyor iki denizi birbirine kavuşturur ama birbirine karışmazlar buyuruyor. Ve arkasından hemen Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Demek ki Yüce Allah'ı inkar edenler var. Yüce Allah'ın haşa nimetlerini inkar edenler var. Evet, Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerinde insanların çoğu nankürdür. İnsanların çoğu kafirdir. İnsanların çoğu fasıktır. İnsanların çoğu inkarcıdır. İnsanların çoğu ahiret hayatını inkar eder ve böylece devam eder. Bütün canlılar içerisinde irade sahibi olan iki varlık var. Bunlardan birisi cinlerdir, birisi de insanlardır. Tabii biz cinleri, yaratılışları bizim gibi değil, biz onları gözlerimizle görmeyiz. Fakat onlarda da nefis var, onlarda da aynen bizim gibi yaşantı var. Allah-u Teala cinleri ve insanları sorumlu tutacak. Niçin? Çünkü onlara irade vermiştir. Ve gözümüzün gördüğü ve görmediği her şeyi, her nimeti Allah-u Teala biz insanlar için yaratmıştır. Ve bu nimetlerden bizi sorguya çekecektir. Tabii inananı da sorguya çekecektir, inanmayanı da sorguya çekecektir. Cennet de dolacak, cehennem de dolacak. Bu dünyada diyelim ki adamın biri 90 sene yaşadı veya 100 sene yaşadı. Bu ömür içerisinde istediği her kötülüğü de yaptı. Sonu ne olacak? Sonunda herkes gibi o da Yüce Allah'ın huzuruna gidecek ve hesabını verecek. Yaptığı kötülüklerin hesabını verecek. Hiç kimsenin yaptığı iyilik yanına kar kalmayacak. Kalmayacak, bana yaptığım kötülük bana kar kalacak diyenleri biz oraya gittiğinde göreceğiz. Rahman suresi 29. ayet. Göklerde ve yerde kim varsa ondan ister. O her an bir iştedir. Rahman suresi 30. ayet. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Rahman suresi 31. ayet. Ey insan ve cin, sizin de hesabınızı ele alacağız. Ey insan ve cin topluluğu, amellerinizden dolayı hesaba çekeceğiz. Amellerinizden dolayı sizi hesaba çekeceğiz. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh şöyle der. Yüce Allah'tan kullarına bir tehdittir. Allah-u Teala meşgul değildir ki onu bıraksın. Ebu Hayyan da şöyle der. Kıyamet gününde işlerinize bakacağız demektir. Yoksa Yüce Allah'ın bir meşguliyeti var da o gün onu bırakacak değildir. Bu tabir Arapçada kullanılmaktadır. Kişi tehdit ettiği kimseye aynı sözü söyler. Yani senden intikam almak için beni meşgul eden her şeyi bırakacağım. Beyzavi ise şöyle der. Allah onlardan razı olsun. Kıyamet günü sadece sizin hesap ve cezanızla meşgul olacağız. Bunda bir tehdit manası vardır. Bu tehdit senin tehdit ettiğin şahsa söylediğin sadece seninle meşgul olacağım sözüne benzer bir sözdür. Çünkü sadece bir şeyle meşgul olan o konuda daha güçlü ve ciddi olur. İnsan ve cinler hesap vereceklerdir. Yeryüzünde ağırlıkları olduklarından dolayı onlara bu isim verilmiştir. Allah-u Teala herkesin hesabını görecektir. Hesap görmek Yüce Allah'a göre çok kolaydır. Nasıl ki milyarlarca insanı yaratmışsa, bu milyarlarca insanı bir anda yok edebilir. Ve kısa bir zamanda hepsini de hesaba çekebilir. Yüce Allah'ın gücü sonsuzdur. Hiç kimse Yüce Allah'ın huzurundan kurtulamaz. Huzuruna gitmemezlik yapamaz. Herkes huzuruna gidecektir
ve herkes hesabını verecektir. Yaptığı iyiliklerin mükafatını alacaktır herkes, yaptığı kötülüklerin de cezasını mutlaka bulacaktır. Rahman suresi 33. ayet. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinde çıkmaya gücünüz yetiyorsa çıkın, ama bir güç olmadan çıkamazsınız. Ey insan ve cin topluluğu, Allah'tan ve hükmünden kaçarak göklerin ve yerin etrafında çıkabilirseniz çıkın ve kendinizi Allah'ın azabından kurtarın. Bu emir azze düşürme manası ifade eder. Bu güç ve kuvvet olmadan oradan çıkamazsınız. Bir güç ve kuvvet olmadan yerin çevresinden çıkamazsınız. Bunu yapmak sizin için nerede? İbni Kesir isimli alimimiz şöyle der. Yani siz Allah'tan ve onun kaderinden kaçamazsınız. Bilakis o sizi kuşatmıştır. Onun hükmünden kurtulamazsınız. Nereye gitseniz ben sizi kuşatırım, sizi yakalarım demektir. Bu mahşerde olacaktır. Şöyle ki melekler mahlukatı her taraftan 7 sıra halinde kuşatacaktır. Yüce Allah'ın emir ve iradesi olmadan hiç kimse kıbıldayamayacaktır. İnsan o gün kaçacak yer neresi diyecektir. Kıyamet suresi 10. ayet. O gün insanlar ne diyecek? Kaçacak yer var mı diyecek. Kaçacak yer neresidir diyecek. Bu dünyada değil, ancak kıyamet günü bu olur. Daha sonra gelen üzerinize ateşten alev ve erimiş bakır giderilir mealin, gönderilir mealindeki ayet bunun delilidir. Daha sonra gelen üzerinize ateşten alev ve erimiş bakır gönderilir. Son devir alimlerinden bazıları bu günlerde bu ayeti yanlış tefsir etmeye yönelmişler ve insanın göklere ve yıldızlara çıkabileceğini iddia etmişlerdi. Ayette geçen sultan kelimesinin ilim şeklinde tefsir etmişlerdir. Oysa bu tefsircilerin görüşlerine aykırıdır. Ayetin gelişi ve devamı bunu reddeder. Çünkü ayet ahiretteki korkunç olayları ve sıkıntıları açıklamak için gönderilmiştir. Daha sonra gelen insan ve cin sizi hesaba çekeceğiz mealindeki ayetiyle daha sonra gelen üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir mealindeki ayetler bunun delilidir. Tefsirciler bu olayın ahirette olacağında hiç fikir birliğine varmışlardır. Biz insanın füzeler ve yeni icat edilen şeylerle aya ve bazı yıldızlara gidebileceğine itiraz etmiyoruz. Çünkü bu insanın gücü dahilindedir. İnsan ilim vasıtasıyla dünyanın etrafında dönebilir ve uzaya yükselebilir. Fakat o göğe ulaşamaz. Çünkü Allah göğü korunmuş bir tavan kılmıştır. Ay ve diğer yıldızlara gelince bunlar dünya göğünün altındadır. Bunlara ulaşılabilir. Fakat biz bilmeden ve anlamadan Kur'an'a hücum eden ve güvenilir tefsircilerin görüşlerine başvurmadan kendi görüşüyle Allah'ın kitabı hakkında söz söyleyen kimseleri yadırgıyor ve onlara şaşıyoruz. Ay'a ulaşma konusunda yazdıklarımız için bu böyledir. Demek ki İnsanlar aya gidebilirler, yıldızlara da gidebilirler ama dünyanın dışına çıkamazlar. Fakat Cenab-ı Allah mahşer günü hepsini bir araya toplayacaktır ve hiç kimse kaçacak yer bulamayacaktır. Süremiz burada sona eriyor. Gelecek cumartesi günü saat 16.30'da tekrar buluşmak umuduyla Cenab-ı Allah'ın rahmeti, bereketi, her türlü iyiliği üzerinize ve üzerimize olsun. Allah'a ısmarladık.